İlk defa bir blog yazımı okuyarak burada anlatacağım. Bu ilk defa yaptığım bir şey. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, AKP'yi ve başındaki diktatörü savunan zır cahil kesime bakıyorum da savunmalarının tek nedeni çıkarcılık. Çoğu aslında Tayyip'in ülkeyi yönetemediğini kabul ediyor. Fakat çıkarcılık, kişisel menfaatler ülke sevgisinin önüne geçiyor. Makarna bulgur değil söz ettiğim. Onları zaten CHP belediyelerinin AKP'den kat kat daha iyi yaptığını bütün Türkiye gördü. AKP'den torpille çocuğuna ya da akrabasına ballı iş bulmuş olanlar var. Tayyip kaybederse genellikle liyakatsiz olan bu tipler o ballı işleri kaybedeceklerini düşünüyorlar. Yok yok düzeltiyorum düşünmüyorlar. Kesin gözle bakıyorlar. İslamcılarda nepotizm doruk yaptı AKP iktidarında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda bu asalaklara karşı vicdani davranmasını istemeyiz değil mi? Hepsini enselerinden tuttuğu gibi kapının önüne koymalı ve kabiliyetleri ölçüsünde istihdam edilmeliler. Rövanş, intikam gibi duygularla yazmıyorum bu satırları. Muhalif olduğum için bir saniye yatarı olmayan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yaklaşık 4 yıl tutuklu olarak esir edildim Silivri'de. Çıktığımdan beri kısıtlama bahanesiyle liman cüzdanımı yeniletmeme izin vermiyorlar. Kendi mesleğim olan denizciliği yapamıyorum ve ben hayatta kalmak için abuk sabuk işlerde günlük 150 lira yevmiye karşılığında sigortasız yemeksiz kölelik yapıyorum. Oysa talebim pasaport değil. Belki haberleri yok ama bu ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili. Ve ülke içi çalışan binlerce gemi var. Ben liyakatli olduğum mesleğimi AKP nedeniyle yapamayıp açlığın sınırında yaşamaya çalışırken AKP'den torpille ballı işlerde çalıştırılan ve çuvalla maaş alan liyakatsizlerin CHP iktidarında işsiz bırakılıp süründürülmelerini istemiyorum. Kabiliyetleri neyse ona göre işlerde çalıştırılsınlar ve vergi vermekten imanı gevreyen bu millete daha fazla kambur olmasınlar. Cemak Kılıç 11 Mart 2023. Cemoloji 10. Köy WordPress blog sitemde yayınladığım bir yazıdır bu. Şimdi bu yazının linkini izlemiş olduğunuz bu videonun açıklamalar kısmına atacağım. Daha fazla seçeneği var ya oraya tıklayın. Blog sitemin linkini Facebook'larınızda, Twitter'larınızda, ne sosyal medya hesabınız varsa paylaşın arkadaşlar. Neden? Amaç milleti uyandırmak. Başka bir derdimiz yok. Bu arada YouTube izlenme sayılarımı 60'a 50'ye kilitledi. Merak etmeyin, yüz binlerce izleniyor. YouTube videolardan reklam alırım, para kazanırım falan korkusu yaşıyor. Aslında öyle bir derdim yok. Ama diyeceksiniz ki peki 10 bin, 20 bin izlenen kanallar var diyeceksiniz. Onlara da aynısını yapıyor. Mesela bakıyorum gazetecilerin videolarına 3 gün olmuş paylaşalı 5 bin kişi izlemiş, 6 bin kişi izlemiş. 1 milyon takipçileri var. Normalde o videonun 3-4 milyon izlenmesi lazım. Yani orantısal olarak sayıları azaltıyor YouTube. Yahudi malıdır biliyorsunuz. Böyle durumlar böyle. Evet paylaşın arkadaşlar. Paylaşın dediğim gibi milleti uyandıralım. Bu millet uyanmak zorunda. Eğer biz bu milleti uyandıramazsak hep beraber perişan olacağız.